Bir kadın giderse büyük gider azizim. Gözyaşlarını içinde saklar ama bulutlarla kardeş gibidir. Bir kadın giderse büyük gider azizim. Bilmem kaçıncı keredir yenildiği savaşın, bu sefer kesin galibidir. Bir kadın giderse büyük gider azizim. Bir daha dönmek için değil, bir daha görmemek için kararını vermiştir. Bir kadın giderse büyük gider azizim. İçinde yaşayamadıkları ve çaresizlikleri gizlidir. Bir kadın giderse büyük gider azizim. Bakışları bir kartal gibi sert, iradesi kılıçtan keskindir. Çünkü kadın annedir, kadın sırdır, kadın ailedir, kadın kız çocuğudur, kadın zenginliktir, kadın iffettir, kadın cennettir, kadın cehennem kilididir. Kadın sırat köprüsünde yol arkadaşıdır. Kadın sığınılan limandır. Arkadaşlar, bir kadın ne zaman bitmiştir sorusuna şimdi müthiş bir cevap vermek istiyorum. Kadın kendini bırak başkaları için yaşamaya başladığında, elbette eşi ve çocuklarından bahsetmiyorum, herkese her şeyi yakıştırıp kendini geçiştirdiğinde, kendi hayallerini başkasına devrettiğinde, artık bizden geçti deyip meşru dairede yapması gerekenleri ertelediğinde, eviyle, eşiyle, çocuklarıyla değil de başka şeylerle ilgilendiğinde, gerçek güzelliğinin ruh ve yürek güzelliği olduğunu unuttuğunda, taviz vererek, alttan alarak gerçek sorunları ötelediğinde kadın bitmiş demektir. Arkadaşlar, eğer bir kadını seviyorsanız ona cennet bakıştım deyin. Güzelliğini mi anlatmak istiyorsanız ay yüzdüm, çiçeklerin kıskandığı yarim diye seslenin. Onu gördüğünüz zaman hoş geldin gönlümün sultanı deyin. Vedalaşırken nefesini ve sesini özlediğim yar, her an aklımdasın mesajını verin. Üzüldüğü zaman hüzün bile yakışıyor ay parçama deyin. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, tomurcuk gibi, kördüğüm gibi seviyorum seni deyin. Sürekli aşkınızı hissettirin ve en güzel sözcükleri onun için saklayın. Ruhum deyin, sevgi kelebeğim deyin, ömrüm deyin, güzel gözlü ceylanım deyin, sonsuz sevdam deyin, sözcüklerin anlatamadığı sevdiğim deyin. Arkadaşlar, kadın peygamberimizin dediği gibi bize hayatı sevdiren en özel varlıktır. Ama unutmayın, kadın hayatın anlamı, mutluluğun tamamıdır. Ne söyleseniz az, ne anlatsanız ona kafi gelmeyen imtiyazdır. Sevdiğin kadın için tutamak, barınak, sığınak olmuyorsun. Güveni, saygıyı, koşulsuz sevgiyi de vermiyorsun. Eşini, yani sevdiğini ilk gördüğünde hissettiğin gibi aşkını, muhabbetini sonsuza kadar da korumuyorsun. Hangi badire olursa olsun koruyucu bir kalkan gibi etrafında bulunman gerekirken bulunmuyorsun. Onu nadide bir çiçek gibi görmüyorsun. İncinmesine, incitilmesine müsaade ediyorsun. Duygularını geçiştiriyorsun. Görmezden geliyorsun. Öteliyorsun. Yok sayıyorsun. Sonra? Sonra ben aşığım mı diyorsun? Ya da harika bir evliliğim var mı zannediyorsun? Yanılıyorsun. Arkadaşlar, erkeklere, yani hemcinslerime önemli bir hadis-i şerif hatırlatmak istiyorum. Eşinizi üzmeyin. O Allah-u Teala'nın size bir emanetidir. Emanetin vebali ağırdır ha. Ya emanetin hakkını verin ya da adam gibi ortalıkta gezmeyin. Kadın Allah'ın yarattığı en muhteşem varlıktır. Bir bakın ki hayata, ondan daha güzeli yaratılmış mı? Hele hele iç dünyasını keşfe çıktığınız bir kadının size sunabileceklerine inanamazsınız. Kadın kendi başına ne gül goncasıdır ne de diken. Koklamasını bilirsen gül, tutmasını bilmezsen diken olur. Güle mi talipsin dikenen? Bir sor kendine. Arkadaşlar, bir kadının güzelliği gözlerinde görülmeli. Çünkü bu kalbe açılan sevginin ebedi yaşadığı yerdir. Ama onu cinsel bir obje olarak görmenin ötesine geçiremeyenler bu harika güzellikleri de temaşa etmekten mahrumdurlar. Kadın nazlıdır, kadın saklıdır, kadın ulaşılması zor olandır, kadın gizlidir, kadın beklenendir. Ve bütün kadınlar bu yüzden özeldir. Aşkta, sevgide fiziki güzelliği ön plana tutanlara diyorum ki, güzellik gelip geçici, insanlık kalıcıdır. Bir kadının güzelliği ancak ama ancak sevmeye başladığı zaman meydana çıkar. Kadın bu hayattaki en iyi sırdaştır. Demlenmek ve dinlenmek isterseniz onun billur gibi sesine bırakın kendinizi. Huzuru bulacak, yüreğiniz sevginin ateşiyle dolacak, aşkla yanacaksınız. Çünkü bu yalan dünyanın en nadide süsü, bedenimizin en güzel örtüsü kadındır. O yüzden enerjinizi dışarıda tüketip, yanına gelince suratınızı asıp yoruldum demeyin. Konuş, huzur dolayım. Konuş, kendimi bulayım deyin. Onun sesi de, nefesi de, ruhu da, ayakları da
cennetin en nadide köşesidir. Ona saygı gösterin, güven verin, iletişimi düzgün kurun ve yaptığı fedakarlığı anlayın. Sonra da aşkla yaşamaya başlayın. Bir kadının acısına ortak olmak, tüm kainatın dertlerini yüreğinde hissetmektir. Çünkü kadın ağlarsa insanlık gülmez, kadın ağlarsa arkadaşlar mutluluk gelmez. Kadın omzunda güvenli bir el, konuşulduğu zaman sevgi dolu bir dil ister. Kadın yüreğini yoracak birini değil, yüzü bin kez asılsa bile halini soracak, onu mutlu etmek için tüm dünyayı sessize alacak birini ister. Kadın ilgiye aşıktır. Sevgi ve muhabbetle atılan her adıma cevabını tüm benliğini sunarak gösterir. Kadının yüreği verimli bir tarla gibidir. Sen ona güzel bir söz söylersin, o tüm kalbini verir. Sen ona güzel bir söz söylersin, o tüm kalbini verir. Erkek adam kadını bir ömür yanında sonsuza dek yüreğinde, iki cihanda da ruhunda taşır. Aşk bedene girince hiçbir nedene sarılıp oradan gitmez, farkındadır. Yani demem odur ki adamlık aşık olduğuna sahip olmak değil, ait olmak ve yaslanacak bir yürek varsa yaşlanmaktan korkmamaktır. Biraz adam olalım yeter. Arkadaşlar kadına neden şiddet uygularlar ki bilmiyorum. Acizlikten mi, cahillikten mi? Hayatı imar eden, topluma yön veren, kişiliği şekillendiren kadın değil midir? O zaman bu öfke niye? Sadece ilgimizi ve sevgimizi isteyen varlık sebeplerimize bunu neden reva görüyoruz? Farkında değiliz ama onlar mutsuz oldukça biz her gün ölüyoruz. Bir kadın elveda dediği zaman değil, güveni bittiği zaman gitmiştir. Şöyle pahalı parfümleri bir kenara bırakın. İnsan dediğin güven kokmalı arkadaşlar. Güven ne muhteşem bir koku. Bir kez süründün mü bir daha üzerinden hiç çıkmıyor. Umut verip, güven aşılayıp, hele bir de yarı yolda bıraktığınız bir insanın gönül sadakasını iki dünyada da veremezsiniz. Çünkü bir kadının güvenini kaybetmek var ya, güvenini kaybetmek. Ben söyleyeyim, bütün servetinizi kaybetmeye eşdeğerdir. Arkadaşlar, dünyanın en güzel kadını kendini güvende hisseden kadındır. Bırakın şu geçici dış güzellikleri, aşkın güven üniforması sevdiğin kadının gözlerindeki mutluluk karelerinden oluşur. Mutluluk karelerini İlgiyle arttırın. Demem o ki kadını dişiliği için değil, kişiliği için nikahlarsanız en büyük sözleşmeyi imzalamış olursunuz. Zira kadın bütün güzellikleri yüreğinde taşıyan eşsiz bir hazinedir. İşte o hazine bir tek sana açılsın. Kadın susuyorsa sözcükleri bittiği için değil, savaşın sonucunu bildiği içindir. Kadın susuyorsa haksız olduğu için değil, daha fazla incitmemek içindir. Kadın susuyorsa güçsüz olduğu için değil, gülünç duruma düşmemek içindir. Kadın susuyorsa vazgeçmek için değil, ilişkiyi korumaya aldığı içindir. Kadın susuyorsa aciz olduğu için değil, gücünün farkında olduğu içindir. Hem susmak en doğruyu söylemek adına mevzi kazanmak değil midir? Susmak kırmak istemediklerimiz için kullandığımız en gelişmiş kalkan değil midir? Susmak kabullenmek veya onaylamak değildir. Susmak sevgili ve değerli olanın yüreğini daha fazla kanatmamak için sabırla beklemektir. Kadın susuyorsa hayatı ciddiye almadığından değil, söyleyecek sözü kalmadığındandır. Çünkü etki gücü azalmış her sözcük, içi boşaltılmış bir balon, pimi çekilmiş bir bomba gibi senin elinde patlar. Hem de ne patlama. O zaman çok konuştuğuyla ilgili bir sürü olumsuz önermelerle karşılaşırsın. Kadın çoğu zaman duygularına itibar edilmeyen canlı bir varlık olarak bir köşede başkalarının hayatını yaşamaya devam eder. Çocuğu için susar. Artık evlendin, oradan ölün gelir diye kurban edildiği için susar. Acaba ne yaptı da böyle davranıyorlar sözüne muhatap olmamak için susar. Ve en önemlisi de yuvayı yapan dişi kuş olarak yuvayı bozmamak için susar. Kadın kainatın özü, yüreğimizin sözü, kadın gecenin en aydınlık yüzüdür. Kadın bazen bir silah, bazen derin bir ağ, kadın bazen de bir felahtır. Kadın sapasağlam bir kapı, yıkılmayan bir yapı, kadın kalbimizde tapudur. Kadın kadim bir arkadaş, bulunmaz bir sırdaş, kadın dertlerimize haldaştır. Kadın tek başına bir ev, kusursuz bir dev. Kadın içimizde alevdir. Kadın cennetin bir köşesi, hayatın pür neşesi. Kadın her yolun bir köşesidir. Kadın bitmeyen zaman, en mükemmel an. Kadın
kocaman bir vatandır. Kadın, yazılmayan şiir, coşkun akan nehir. Kadın, eşsiz bir sihirdir. Kadın, hayatın anlamı, mutluluğun tamamıdır. Arkadaşlar, kadını anlamak için alim olmanıza gerek yok. Dinleyin, ilgilenin, sevdiğinizi hissettirin, güven verin ve saygınızı koruyun. O zaman karşınızdakinin bir melek olduğunu hükmedecek ve daha önce ne kadar yanlış yapmış olduğunuzu anlayacaksınız. Kadın, hayatımızın en nadide süsü, çirkinliklerle dolu dünyanın en güzel görüntüsüdür. Kadın, ince ruhlu bir çiçek. Kadın, bu hayattaki tek gerçektir. Kadın, hayatı her renge boyayan ressam. Kadın, eşsiz bir manzara anlatmaya kalksam. Kadın, gözümüzün nuru, ömrümüzün feneri. Kadın, en emin sığınak, mutluluğun en son yeri. Kadın, kalbimizin mimarı, yorgun yüreklerimizin ilacı. Kadın, ömrümüzün padişahı, başımızın tacı. Şiir gibi değil mi? Kesinlikle öyle. Kadın zaten en güzel aşk şiiri değil mi? Okumayı bilmeden suçlama o zaman. Ben hep seni yazarım, okuyan şiir zanneder de. Kimse anlamasın, boş ver. Hazreti Şems'in bir sözüyle noktayı koyalım. Kadın bilmeyene nefs, bilene nefestir. Kadın aşkında, sevginin de merkezidir. Ateş böceği gibi, onun etrafında pervane gibi dönmek biz erkeklerin görevidir. Çünkü kadın narin bir çiçek, bu hayattaki tek gerçektir. Onun kıymetini bilmek, süslü püslü sözcükler söylemek değil, değerli olduğunu ve güvende olduğunu hissettirmektir. Kadına sahip olduğunuzu değil, ait olduğunuzu hissettirin. Hayatın içindeki tüm boşlukları onda tamamlayın. Çok konuştuğu, ayrıntıcı olduğu gibi algıları farklı bir pencerenin bilge ışıkları olarak görün. Bir de arkadaşlar, okuyan, araştıran, çalışan, evlatlar yetiştiren ve en önemlisi de insanlığı öğreten kadınları her zaman baş tacı etmelisiniz. Kendisiyle barışık, hayata gülümseyen gözlerle bakan, merhametiyle gözleri yaşartan bir kadını yıkıp geçmeniz mümkün değildir. Çünkü her kadının arkasında bir erkek değil, her erkeğin yanında güçlü bir kadın olduğu için bu kadar başarılıyız. Bu zamanda bir kadının en çok istediğinin sevgi ve aşktan daha ziyade ben güven ve sadakat olduğu kanaatindeyim. Yani ya sevginin ve aşkın ne olduğunu bilmediklerinden ya da olumsuz örnekleri görüp bu duygudan nefret ettikleri için diğerlerine sarılıyorlar. Yani güvene, sadakate, şefkat ve merhamete. Haksız da sayılmazlar. Ya da şöyle diyeyim, bunu hissettirebilecek yiğit bir adamla tanışmadılar belki. Bilemiyorum. Oysa seni dünyadaki her şeye rağmen seviyorum. Yalnızca bana özel olduğun için aşığım. Bu dünyada bana katlanan tek sen olduğun için inanılmaz saygı duyuyorum. Sadece yuvamızın değil, benim olan ne varsa altında imzan olduğu için sana sonsuz güveniyorum diyebilmeliydik. Diyemiyoruz değil mi? Kesinlikle evet. Ama unutmayın ki her adam gibi adamın arkasında dünyalar harikası bir kadın vardır. Bir kadın sizin için çabalıyorsa sıkılmayın, sarılın. Çünkü kadın ancak inancını yitirdiğinde ipin ucunu bırakır. Ha bir de bir kadın sizinle delice tartışabiliyorsa sevinin. Çünkü susmuş bir kadın için bitmişsiniz demektir. Kadını anlamayan, ona hak ettiği değeri vermeyen ve ihmal eden hep biz erkekleriz. Sonra da en mükemmel hizmeti bekleriz. Yetmez, ardına da bir sürü şikayet ekleriz. Onu anlamak için çaba sarf etmez, hep bir kalıp içerisinde olmasını isteriz. Onun isteklerini ve beklentilerini öteler, biz ne istiyorsak onun olmasını söyleriz. Biz erkekler yok mu? Ah biz erkekler aslında hep kazandıktan sonra kaybederiz. Halbuki kadınlar bize Allah'ın bir emaneti olarak verildi. O yüzden onlara hiddetlenmeyin. Çünkü hiddet şiddeti, şiddet nefreti doğurur. Nefretini kazandığınız bir kadından alacağınız ah ile Allah arasında perde yoktur ve hemen kabul edilir. Ondan sonra ne belinizi, ne elinizi, ne de dilinizi doğrultamazsınız. Kadın, yaşamın örgüsü, bütün güzelliklerin örgüsü, hayatımızın en mukaddes süsüdür. Dediğim gibi, kadın bize verilmiş en mükemmel emanet. O zaman sorarım size arkadaşlar, yakışır mı emanete ihanet? Kadınlar çok konuşmazlar. Sadece biz eksik bıraktığımız için tamamlarlar. Kadınlar dırdır etmezler. Sadece biz söz verdiğimizi zamanında yapmadığımız için söylenirler. Kadınlar sürekli istekte bulunmazlar. Sadece biz istek ve ihtiyaçlarını anlamadığımız için öyle davranırlar. O yüzden arkadaşlar yapmacık sevmekten, basma kalıp davranmaktan vazgeçin. Doğal olun.
Çünkü kadın yiğit olanı, kahraman olanı, kendinden üstün olanı çok sever ama en çok da istemeden hissettireni, söylemeden söyleyeni, anlatmadan anlayanı ve ilk gün nasılsanız öyle kalanını özler ve bekler. Ha bir de kadınları anlama kılavuzu yayınlamanıza gerek yok. Yapmayın. Sadece onları dinleyin, gözlerine bakın ve ilk günkü gibi onları ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin yeter. Üzüldüğünde sığınabileceği huzurlu bir liman ister. Başını güvenle yaslayacağı güçlü bir omuz her ortamda ve şartta. Kendi arkasında duracak sağlam bir yürek, gözlerine baktığında ne demek istediğini anlayacak şefkatli bir bakış, ilk günkü gibi kalabilen sonsuz bir aşk, çığlıklarını duyabilecek sadık bir eş, el ele, her sarsıntıya göğüs gerebilecek bir yoldaş, başkalarının dizinde ağlatmayan, sonuna kadar dinleyen bir haldaş, anlaşılmak, peşin olarak yargılanmamak ve fikirlerine değer verilmesini ister. Ama arkadaşlar, kadın en çok hiç bitmeyen ilgi, değişmeyen sevgi, eskimeyen saygı, söz ve davranışlarda övgü ister. Kadın, hayatımızı anlamlı kılan en muhteşem cevher, sadece onu taşıyabilecek mangal yürekli bir adam ister. Arkadaşlar, öyle kadınlar vardır ki gülüşünden öpmek ister, sesini sever, her okuduğunuz şiirde onun kokusunu duyarsınız. Öyle kadınlar vardır ki size Allah'ı hatırlattığı için tüm çiçekleri onun rengine boyarsınız. Öyle kadınlar vardır ki kalbinizin sandalını sadece onun limanına koyarsınız. İşte böyle bir kadın tanımışsanız sakın bırakmayın. Çünkü bir gülün endamı, bir kelebeğin salınışı, bir bülbülün ötüşü kadar yüreğinize huzur verir. Kadının sevgisi derya gibidir. Siz bir avuç alsanız bile onun rengi tüm gökyüzünü boyayacak kadar mavidir. Şimdi yeniden yorumlayın gözlerinize ısmarlanmış sevdalı bakışları. Kadın mutluluk girdabının en derin yeridir. Onu anlamadıysanız kalbine girmeyin. Onunla konuşmayacaksanız derine inmeyin. Onu taşıyamayacaksanız aşığım demeyin.